Kaan Güvenilir. Hoş geldin Kaan. Hoş bulduk. Profesyonel yarışmacı. Ekranların deneyimli yarışmacı. Evet. Şimdi İzdivaç programından çıkıyorsun, Survivor'a gidiyorsun. Yarın öbür gün belki başka bir yemek programında çıkacaksın karşımıza. Yok ya, seçiciyim o konuda. Yani aslında şimdi soracaklarınıza göre de cevap vermek istiyorum, evet. Ama birazcık o ilk gittiğim program, gitmem yani biraz farklı oldu. Nasıl oldu? Ya nasıl oldu? Benim amcam orada genel organizatördü. Evlilik programı için, evet. Mi diyorsun? Evet. Evet. Yani iki senedir orada bana, yani deyimi yerindeyse, yalvarıyordu. Gel. Evet. Ben de o sıralar benim de bir ilişkim vardı. Tabii ki gitmiyordum. Hı hı. Diyordum ne yapacağım amca oraya gelip diyordum. Ondan sonra amcam bu sefer dedi ki gel işte Seda Hanım'a, işte Uğur Aslan falan seni gördü, çağırıyorlar dediler. Hı hı. Öyle gidiş o gidiş. Bir gittik. Peki hayatındaki kişiden mutlaka ki izin aldın değil mi? Hayır, o dönem ayrılmıştım zaten. Ha, İki senedir söylüyordu bana. Ayrı olduğum bir dönem, bir günlüğüne gittim aslında. Evet. Ama gidiş o gidiş yani, orada kaldık. Peki memnun oldun mu sonuçlardan? İyi ki katıldım diyor musun? Şimdiki aklım olsaydı bir keşke hayır deseydim düşüncesinde misin? Ya ben yaptığım aslında hiçbir şeyden pişman değilim. Sonuçları güzel olursa mükemmel oluyor. Kötü olursa da tecrübe oluyor. Senin için ne oldu? Mükemmel mi oldu, tecrübe oldu benim oldu. İçin. Öyle söyleyeyim. Ha, pek memnun kalmadın sanki. Yani. Ha? Şu evlilik yarışmalarından çıkıp da memnun kalan bir tek Batuhan Cimilli'li karısı Nur oldu herhalde. Onlar da evlenip çocuk yaptıkları için sonuca erdiler. Onun dışında herkesin böyle bir dili yanıyor. Niye? Ya şimdi o konular hakkında şöyle çok konuşmak istemiyorum. Ne? Şimdi bir reality show diyemiyorsunuz, gerçek diyemiyorsunuz. Çünkü bunları söylerseniz hani birazcık yediğiniz kabı pisletmiş oluyorsunuz. Hı-hı. Neden? Yani oradan bir şey alıyorsunuz diye demiyorum bunu. Çünkü evet. Orası sayesinde bir ün ve şöhret kazanç, kazanıyorsun. Şöhret, bir televizyon figürü oluyorsunuz. Onun için yani kötü bir şey de söylemek istemiyorum. Hı-hı. Yani hayatımda bir tecrübe oldu orası benim için. Yani sonuçta o program sayesinde de bir seven kitle kazandım. Hı. Yani olumlu yönleri de oldu, eksi yönleri de oldu tabii ki. Ben hayatın hep olumlu yönlerine bakıyorum. Hı hı. Yani o şekilde. Evet. Peki sen o yarışmada Solmaz'la böyle bir yakınlaştınız. Evlenecek misiniz, evlenmeyecek misiniz diye konuşuyorduk. Ne oldu da bitirdiniz? En son bir dizide de birlikte rol almıştınız. Ya benim için geçmiştir. Yani geçmiş aslında şöyle... Ya ne oldu da siz bu hale geldiniz? Çünkü o da böyle senin adını anmak istemiyor artık. Böyle seninle ilgili konuşmak istemiyor. Ya şöyle söyleyeyim. Hı hı. Nasıl desem yani, o dediğim gibi şimdi nereye değinsem o programa çıkacak. Hı hı. Yani her şey numaraydı demek istiyorsun ama diyemiyorsun ya, öyle yok, mi? Yok öyle de demek istemiyorum ama yani olması gerekenler oldu ya, yani insanın kaderinde bir şeyler vardır. Sanki onlar yaşanır. Solmaz sana aşık oldu da sen de program için oynadın mı? Yani öyle söylemeyeyim şimdi, o zaman öyle bir şey soruyorsunuz ki. Ha. Beni kendimi zan altında bırakırım. Ama Solmaz'ı kandırmış yani. Oluyor o zaman. Yok öyle bir şey yok yani. Herkes kendi isteğiyle bir şeyler yaşar, kendi isteğiyle bitirir. Hı-hı. Herkes kendine yakışanı yapar. Kaan, herkesin de duyguları farklı olabilir. Sen bir şey hissetmezsin ama başka birisi sana aşık olabilir değil mi? Her şey eşit olabilir, gelişmez. Olabilir tabii ki, orası da öyle. Sanki ama Solmaz'la konuşmamızda böyle duygusal bir kırıklığı vardı da o yüzden öyle hissettik. Ya olabilir, ben şimdi kimsenin içini bilemem tabii ki ama yani yaşanması gerekenler yaşanıyor dediğim gibi. Bir dizi setinde de bunlar yaşanıyor. Hı. Yani bir aşk yaşatıyorlar. Orada diyorlar ki gerçek aşk var. Evet. Gerçek çıkıyor, bazısı gerçek değil ama öyle söyleniyor. Hı. Yani onun için bizim de hayatımızda yaşanması gerekenler yaşandı. Onunla ilgili çok fazla dediğim gibi konuşmak istemiyorum. Peki şöyle soralım, gerçek miydi aşkınız? Ya ben... Evet. Şimdi... Ben hayır, şöyle diyebilirsin. Ben bir şey hissetmedim diyebilirsin. Hani eşleştiniz sonuçta haftalarca sizi ya de buradan izledik. Ya bu konu hakkında şöyle söyleyeyim. Yaşandı bitti diyeyim yani. Çok fazla hani gerçekti, aşktı, şöyleydi, böyleydi demek istemiyorum yani. Hı. Siz zaten zeki insanlarsınız. Anladık biz zaten. Çok iyi anlıyorsunuz. Tamam.